Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Yesense ile para kazanma yöntemini anlatacağım arkadaşlar. Bu sitenin ismi yesense.com sitesidir. Eski adıyla ClickSense olarak geçiyor. Yani Google'da ClickSense diye aratınca direkt bu site çıkıyor arkadaşlar. Eski bir para kazandırma sitesidir ve ödeme garantilidir arkadaşlar. İnternette bununla ilgili birçok makaleye ve sonuca ulaşabilirsiniz. Bir örnek göstermek gerekirse, burada gördüğünüz gibi bir arkadaşımız Yesense'den 588 dolar para kazanmış. Burada anlatıyor yani nasıl kazandığını. Şimdi öncelikle bu sistem nasıl çalışıyor? Ücretli anket doldurabiliyorsunuz. Bunun dışında yeni ürünler ve hizmetleri deneyebilirsiniz. Uygulamalar indirerek para kazanabiliyorsunuz. Web sitelerine kaydolmak, video izlemek ve daha birçok yöntem bu sitede mevcut arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. İlk önce tabii ki bu siteye üye olmak lazım. Buradan sadece mail adresinizi ve e-posta mail adresinizi ve şifrenizi girerek direkt üye olabiliyorsunuz. Örnek göstermek gerekirse burayı işaretliyorum ve Join Now diyorum. Bize katıl demek İngilizce'de. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir panel geldi. Burayı kabul ediyoruz ve tamam diyoruz arkadaşlar. Bizden e-posta adresimizi onaylanmamızı söylüyor. Hemen onu bir onaylayalım. Bu sitede çok geç açılıyor ya. 2 saat. Bir türlü şu Hotmail'den kurtulamadık. Neyse, buradan. Gereksiz e-postalara tıklıyorum ve tabii şu anda galiba gelmemiş. Niye öyle oldu? İnternetten para kazan hotmail.com bizim adresimiz mi? Hemen bakalım. Evet, doğru. Demek ki biraz geç geliyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Abi tam biz video çekiyoruz ya. Normalde gelir ama arkadaşlar video çektiğimiz zaman nedense gelmiyor. Hesabımı yanlış yazdık. İnternet para kazan hotmail.com. Ya burası neyse arkadaşlar, normalde size gelir, 2-3 kere denedim yani. Biz video çektiğimiz için herhalde ondan bize gelmedi. Birazdan gene bakarız geldi mi diye. Şimdi öncelikle burada yapmamız gereken ne arkadaşlar? Bu site tabii ki İngilizce bir site. Buradan Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Evet, hala gelmemiş. Buradan tekrar gönder de diyebilirsiniz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ve tekrar gönderilir. Büyük ihtimal ismini yanlış yazdım sitenin. İnternetten. Neyse arkadaşlar ya, siz onu yaparsınız. Şimdi peki buradan nasıl para kazanıyoruz arkadaşlar? Öncelikle dediğim gibi buradan sağ tuşa tıklayıp Türkçe diline çevirebilirsiniz ya da buradan varsa eğer burada ikonunuz, buradan da çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ücretli anketler var. Buradan ankete tıklıyorsunuz. Tabii bir tane anket değil arkadaşlar. Burada birçok anket doldurma yöntemi var. Tabii bunu açmak için
Hemen Türkçe'ye çevirelim. Anlık case diyor. Anketlerin kilidini açmak için üye bilgilerinizi girmeniz gerekiyor öncelikle. Mesela cinsiyetiniz erkek, yaşınız işte 18 diyelim. Ben sallıyorum arkadaşlar. Siz buraya yaşınızı gireceksiniz. When were you born? Doğum tarihinizi giriyorsunuz. E, 2000 diyelim. Hane halkınız, gördüğünüz gibi bu niye Türkçe oldu? Bazı yerlerini Türkçe'ye çevirdik ya, o yüzden galiba. Kaç kişisiniz? İşte 3 kişiyim. Devam ediyoruz. Buradan tabii buraları Türkçe'ye çeviremiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bazı anketler ilk başta bu bilgileri İngilizce olarak gireceksiniz ama anketlere girerken nerede oturduğunuzu size söylüyor. Türkiye'yi seçtiğiniz zaman anketler Türkçe oluyor. Yani Türkçe bir şekilde anketlere girebiliyorsunuz. Bazı kelimeler İngilizce olabilir. Onları da Google çeviriyle ya da işte kendiniz çevirebilirsiniz. Burada ne diyor? Mesela ben anlamadım arkadaşlar. Please indicate. Please lütfen indicate. Bakalım ne diyormuş. The age and gender. Yer, yaşı ve cinsiyeti gösterir. Bu ne demek oğlum ya? Your hızlıca girelim. Child or children. Çocuğunuz var mı diyor galiba herhalde arkadaşlar. Burada does not apply diyeceğiz. Yok. Burada ne diyor? Ya burayı niye Türkçe'ye çeviremiyoruz lan? Burada şunu seçiyoruz arkadaşlar. Daha önce ben bunu yapmıştım. Cevap vermemeyi de tercih edebilirsin. Bakın burada Türkçe gözüktü. Hangi işte çalışıyorsunuz diyor. İşte burada rastgele birini, işte diğer seçebilirsiniz. Tabii bunları düzgün seçmeniz önemli arkadaşlar. Çünkü ona göre sizinle ilgili anketler geliyor. Şimdi buradaki saçma olaylardan birisi de şimdi hangi şirketlerde çalışıyorsunuz yazıyor. Reklamcılık, bankacılık. Ulan ben doğru dürüst bir işte çalışsam niye anketlerden para kazanmak için uğraşayım ki, değil mi arkadaşlar? O kadar saçma bir yapıya sahip ki bu anket sistemleri, anlayamazsınız yani. Anlamak mümkün değil. Lütfen aile halkınızı en iyi tanımlayan seçeneği seçin. Benimle birlikte yaşayan çocuğum does not, hiçbiri değil. Buradan dilimizi Türkçe'yi seçelim arkadaşlar ve continue diyoruz. Yarı zamanlı çalışan diyelim. Tabii siz neyle ilgili, bakın arkadaşlar şuraya durmadan bana neyle ilgili iş yaptığımı soruyor. Ulan benim zaten doğru dürüst böyle büyük işim olsa ben bu anketlerle niye uğraşayım ki? Yani o kadar saçma bir yapı ki. Yani rastgele seçiyorum. Şuradan eğitim diyelim. Hangi bölgede yaşıyorsunuz? Marmara bölgesi diyelim. Siz buralara doğru girin arkadaşlar. Artık buradan e-postamıza da bir bakalım gelmiş mi diye. Maalesef ki gelmemiş. Bu niye gelmez? Ben onu anlamadım ya. Yanlış mı girdik lan? Şuna bir bakalım arkadaşlar. Şimdi videoda internetten para kazan hotmail.com. İşte böyle isim alınca, uzun bir isim, kesinlikle almayın arkadaşlar.
burada girerken bazı sıkıntılara yol açabiliyor. Profil and settings diyelim. Şuradan e-mail adresimizden internet. Şöyle doğru bir girelim. Ve burayı da tekrar gireyim. Şifrem değişti galiba. Is already diyor. Bir daha gönder. Bir daha gönder. Recent. Tekrar gönder diyoruz. Şimdi arkadaşlar, bakın burayı sağ tuşta tabii ki Türkçe'ye çevirdik. Burada gördüğünüz gibi sayfayı yeniliyorum. Evet, bize burada e-maili onaylanmadan anketleri göstermiyor arkadaşlar. Ya bu normalde kesinlikle geliyor arkadaşlar. Sakın bu gelmiyor gibi bir şey düşünmeyin. Şimdi neden geldi ben anlamadım. İki kere üye oldum halbuki gelmişti. Şimdi ben kendi hesabımla bir giriş yapayım. Yani ben anlamıyorum. Tam video çekerken böyle bir sorun niye oluyor? Yani ben 2, 3, 4 kere üye oldum bu siteye. Tam video çekerken niye böyle bir sorun oluşuyor? Gerçekten hiçbir zaman bunu anlayamayacağım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ben onayladım. 63 dolar da para kazandım. Bir anket çözdüğüm zaman 63 dolar. Diyebilirsiniz ki o hocam ne kadar az. Dolar üzerinden veriyor arkadaşlar. 63, 0,63 sent ne kadar ediyor? 3 TL para ediyor. Yani bir anket için 3 TL öyle az bir rakam değil ki. Ayrıca burada affiliate link de var gördüğünüz gibi satış ortaklığı. Yani bu linki Facebook, Twitter gibi ortamlarda ya da YouTube kanalınızın altında paylaşarak diyelim ki böyle bir ders verdiniz ve YouTube kanalınızın altında arkadaşlar linke tıklayabilirsiniz. Linke tıklayarak üye olabilirsiniz, yazabilirsiniz. Her üye olmaya burada gösteriyor zaten affiliate. İngilizce'de satış demek, ortaklık demek arkadaşlar. Affiliate programda satış ortaklığı programı. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman aktif olan her üye için arkadaşlar bakın kazandığı her anket falan işte ne yapıyorsa onun için 0,10 dolar kazandırıyor ve üye olma başına 5 dolar mı ne kazandırıyor bakın. Hariç komisyon ile kazandıktan sonra 2. Ayrıca fazladan 2 dolar. Gördüğünüz gibi 5 dolar kazandırıyor. 5 dolar ne ediyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Dolar zaten 1 dolar 5,6 kuruş, 60 kuruş. Bakın gene çıktı. Ya bunu bir kere söylese bir daha söyle en sonunda kabul edeceğim ha. Başka çare kalmadı artık. 5 dolar 28 TL ediyor arkadaşlar. Az bir para değil yani. İlk para kazandırma yöntemlerinden birisidir bu site. Yani benim internette ilk gördüğüm site yani para kazandırma olarak ClickSense. Eskiden bunu çok söylüyorlardı 2014-2015 yıllarında. Gördüğünüz gibi 63 sent mi ne kazanmışım. Tabii bununla ilgili dediğim gibi para kazananlar var arkadaşlar. 588 dolar. Şuraya tekrar bakmak istiyorum. Büyük ihtimal e-posta adresimi yanlış girdim arkadaşlar. O yüzden kaynaklandı. Bir türlü e-posta gelmedi işte. Al işte. Neyse sonra da gelebilir. Mail adresiniz alır. Ya şimdi bu tamam bu farklı ya. Az önce kendi mail adresimle girdim ya. Burada da şimdi en çok sorulardan birisi tabii ki ödemeyi nasıl alacağım arkadaşlar?
Bunu Türkçe orijinal diline çevirdiğimiz zaman burada cash out yazıyor. Cash out kısmından ödemeyi alabiliyorsunuz. Amazon'un kendi para birimi var. Onunla alabilirmişsiniz. Eğer Amazon üyeliğiniz falan varsa onun üzerinden para alma yöntemi varmış. Bakın 5 dolara ulaştığında çekebiliyorsunuz. Amazon GPN ile 32 dolara ulaştığında çekebiliyorsunuz. Burada Amazon bilmem ne işte neyse arkadaşlar. PayPal ile 10 dolara ulaştığınızda PayPal hesabınızdan çekebilirsiniz. Tabii PayPal Türkiye'de geçerli değil ama yurt dışında tanıdığınız birisi varsa arkadaşlar ona söyleyip kendi hesabını çektirip oradan aldırabilirsiniz. Ya da burada Türkiye'de geçerli olan tek mantıklı yöntem Skrill var. Bu Skrill de biraz tehlikeli bir yöntem. Senelik ücreti var ve aylık da sizden bir ücret kesiyor. Ona göre dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve Skrill'den de çekebilmek için yani bu siteden paranızı çekebilmek için en az 10 dolara ulaşması gerekiyormuş. Tabii buradan farklı sadece anket değil, farklı yöntemlerle de para çekebiliyorsunuz. Ne diyor burada şu anlık? Henüz bir teklif yokmuş arkadaşlar. Tabii bu teklifler sizin doldurduğunuz profillere göre değişebiliyor. Sonradan da çıkabilir. Bununla ilgili bakın burada farklı bir kazandırma yöntemi daha var. Şekil 8 görevleri. Evinizin rahatlığında basit görevleri tamamlayarak kazanın diyor. Bunlar da basit görevlermiş. Mesela ne gibi? Hiçbir şey anlamadım. Boş ver bunu. Bakın arkadaşlar, siteye tıklıyorum. Bu niye böyle olur? Anlamış değilim. Buradan bir tane mesela deneyelim arkadaşlar anket doldurmayı. Devamlı anket geliyor ama öyle durmadan da anket olmuyor arkadaşlar. Bir günde birkaç kere anket girebiliyorsunuz. Bakın burada bir tane varmış ve fiyatı da 0,58 dolar. Yani biraz düşük gibi ama bu anketler de basit değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biraz gayret göstermeniz gerekli. Bir tane anket değil. Bunlar farklı farklı anket siteleri burada çıkıyor devamlı. Şu an bunlar varmış. Yani benim girdiğim profile göre bunları gösteriyor. Mesela diyelim ki bu 64, 0,64 dolar. Buna tıkladığımız zaman bizi farklı bir anket sitesine gönderiyor. Burada doldurmaya başlıyorsunuz. Buradan bilgilerinizi giriyorsunuz. Mesela diyelim ki Mehmet. Şimdi ben bunları gireceğim. Bazıları da buradan cinsiyetinizi seçiyorsunuz erkek. Şimdi doğum tarihimi burada sallıyorum arkadaşlar. 1998 diyelim. Adres burada deneme diyelim. Ve buradan eğitim durumunuz, posta kodunuz 34.999. Bakın şimdi bazı anketlerde böyle oluyor. Ankete başlayın diyorum. Şimdi adam bilgileri buradan alıyor benim bilgileri. Bu ne lan? Bunu kabul etmedi. O zaman 10 diyelim. Bakın şimdi. Hepsini de yapmayın arkadaşlar. Eğer gördüğünüz gibi arkadaşlar hem bilgilerimi alıyor hem de üzgünüz bu anket için uygun görülmediniz diyor. Buradan bazıları namussuz olabiliyor arkadaşlar. Bilgilerimi aldı benim hem de uygun görülmediniz diyor. Şimdi bu bütün sadece bu site için değil bütün anket
Kesinlikle kara pazar kazandıran siteler için geçerli arkadaşlar. Bunların hepsine yani güvenli olanını denemeniz lazım. Burada gördüğünüz gibi birçok anket sitesi var. Mesela genelde bu iyi oluyor. Eğer güvenli değilse öyle deneyerek anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu mesela evinize market edilmişlerinin ne kadarını şahsen siz yapıyorsunuz. Geçen de aynısı vardı. Şimdi gene aynısı çıktı. Hiçbirini ben yapmıyorum ki kardeşim. Şimdi market alışverişi yapan burada anket doldurur mu sizce arkadaşlar? Bunlar ne kadar beyinsiz kafaya sahip bir insanlar ya. Oğlum başka sorular sorsana, yani başka yok mu? Yani işte aldığımız elektronik ürünlerle alakalı bir soru sorsana. İşte mesleğiniz ne? Avukat mısınız? Yok, öğretmen misiniz? Doktor musunuz? Ulan doktor burada niye anket doldursun lan? Geri zekalı mısın? Beyinsiz misin oğlum sen ya? O kadar saçma şeyler var ki. Bunu tabii ben daha önce doldurduğum için aynı anket çıkıyor arkadaşlar. Yeni anketler geldikçe buradan dolduracaksınız. Dediğim gibi biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Bazı anketler 25 dakika falan da sürebiliyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa bize yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz kesin para kazandıran yöntemler varsa arkadaşlar bize yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.